2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Eskişehir'de düzenlenen 1. Gazeteciler Şurası'na 30 ülkeden yaklaşık 350 gazeteci ve basın mensubu katıldı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde gerçekleşen şura, 2014 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olacak olan Tataristan'ın başkenti Kazan'ı anlatan Kazan fotoğraf sergisinin açılışı başladı. Türksoy'un geleneksel olarak her sene düzenlediği Türksoy Basın Ödülleri bu yıl Gazeteciler Şurası kapsamında düzenlendi. Açılış konuşmalarını yapan Türksoy Genel Sekreteri Düsen Kasinov, Türk dünyasından 22 basın mensubuna ödüllerini takdim etti. Ödül törenine ayrıca Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da katıldı. 1993 yılı Esirne El Artisti Kırgız'ın belgülü rejissörü Tölemiş Okoyev'in ideyasıyla tüzülgen Türksoy uyumu bugünkü günde Türk dünyasının el aralık madani borboruna aylandı. Madani mekemesine aylandı. Biz iki günden beri yasalgan işlerdi görüp ayvay suyunu atavuz. Bu çınındalı el aralık mıhtı uyum olup kaldı. Türksoy bu öte çok bir uyumga aylanattı gen o yosparda. Bugünkü sıylık bu jakındalı uyuşturulgan sıylık dep uktum ben. Anan negizinden abdan katal taldan at dep uktum. Oşonusuna karaganda Türk dünyasındagı bir abroylu sıylıktardın biri bolup kalat. Bugünkü sıylıkka keletin bolsak, bolsa Türk dünyasının içinde Kazakstan'da var. Onun içinde bizim gazetimiz Türk dünyası turalı, Türk medeniyeti turalı, Türk halkının ömrü turalı talaydan beri ülken üs kosup jasıp kele jatır. Sonun bir sebebi retinde osu sıylıkta bizim gazetke berdi dep oylaymın. Ben böyle düşünüyorum, hani biz gazeteciler her zaman çalışıyoruz, yazıyoruz başkası için. Hep ya methederiz kimisi ya uyandırırız kimisi, hiçbir zaman ödül beklemeden. Ama bana dini pek sevinçli, hani Türksoy böyle bir basın ödülü kurmuş, gazetecilerin çalışmak hakkını tanıyor. Hem de benim bildiğim kadar bu ödülleri vermek için gazetecileri seçiyorlar. En kalitelerini, en dürüstlerini, hem doğrusunu anlatanları, hem de ben çok önemli benim için, hani ödül verilen gazeteciler anladığı Türk dünyasını kendi yazıcılarına, kendi okuyucularına.